Sabır ve iletişim birbiriyle direkt ilişkili iki konu, önemli bir konu. İnsanlar diğer insanlara gereksinim duyarlar. Çünkü kalıcı, olumlu ve anlamlı kişiler arası ilişkiler geliştirme ve sürdürme ihtiyacı duyarlar. Burada iyi durumlarını paylaşmak istedikleri gibi kötü hissettiklerini de paylaşmak isterler. Çünkü iletişim duygu, düşünce, bilgilerin başkalarına doğrudan veya dolaylı aktarılmasıdır. Hastalık merkezli yaklaşımlar artık bugün yerine biraz daha ruh sağlığını koruyucu, hastalıkları önlemek için şükrü, tefekkürü, erdemleri, bireylere kazandırmayı amaçlayan, bireyin karakter gücünü geliştirmeyi hedefleyen ve yetkinlik inşa eden bir yaklaşıma dönüştü şu anda. Gerçekte sabır, gönüllü bir şekilde şikayet etmeksizin her türlü zorluğa dayanmayı, direnmeyi, onunla mücadele etmeyi gerektiren bir süreç. Şunu belirtmek gerekir ki sabır olaylar karşısında bilişsel ve davranışsal açıdan yapılması gerekenleri yapmadan öylece beklemek, pasifçe teslimiyet göstermek değildir. Oysa başa geleni istemeyerek katlanmak, ses çıkarmadan beklemek bazı bireyler tarafından sabır gibi algılanıyor. Sabır gösterdiklerini zannediyorlar. Bu bireyler aslında tahammülü yaşamakta. İletişimde de sabır ve tahammülün birlikte kullanımına sıklıkla biz rastlıyoruz. Tahammül tutum haline gelmemiş, durumsal sabra benzerken, sabır tutumu çözümleyici, iradeli, seçilmiş bir davranış biçimi aslında. Sabırda zorluklar karşısında bilinçli bir tercihle gönüllü bir dayanma var. Tahammülde ise zorunlu olarak bir katlanma söz konusu. Her durumda sabır, bireyin olumlu sonuçlarla karşılaşmasına ve mutluluğu elde etmesine, hem kendi hem çevresiyle sağlıklı iletişim kurmasına imkan sağlıyor. Diğer taraftan koruyucu ve iyileştirici etki yaparak sadece beklenen sonuca ulaşıldığında değil, süreçte umut, iyimserlik, şükür gibi pozitif desteklerle birlikte psikolojik iyi oluşa olumlu katkı sağlıyor. 11. deva, özellikle herhangi bir hastalığa yakalananların sabırsız olabileceği gerçeğiyle başlıyor. Yani bir insan hastalığa yakalandıysa sabırsız olabilir diyor. Peki insan neden sabırsız oluyor? Sabırsız davranışımızın başta sebeplerinden biri strestir. Stres kişiyi iletişim bakımından zamanını bir sürü yüzeysel ilişkiler kurmakla harcadığı hissine götürüyor. Bediüzzaman Said Nursi'nin, üstadın üzerinde durduğu gibi hayatla ilgili gerçekçi bir bakış açısına sahip olmak önemli. 11. devada Üstad Bediüzzaman aslında kişiye bazı mesajlar iletirken onun çevresindekilere yönelik de iletişim çerçeveleri veriyor. Biri hasta ortaya çıktığında onunla birlikte bir sürü iletişim ağı ortaya çıkıyor. Kişinin hasta olduğunun farkına varmaya ve doktora gitmeye kadar vardığı süreçte bir iletişim ortaya çıkıyor. Kişinin hastalığını öğrendiği ve çevresiyle paylaştığı ya da paylaşmadığı süreçte bir iletişim. Hastanın kendisiyle iletişimi, hastanın yakınlarıyla iletişimi, yani eşiyle olan iletişimi ayrı oluyor, anne babayla ayrı oluyor, çocuklarla ayrı oluyor ve yakınlarının hastayla iletişimi de kendi başına bir ayrı bir konu. Çünkü bir evde bir hastalık ortaya çıktığı zaman aslında ailenin tamamında da bir hastalık ortaya çıkmış oluyor. Bir iyileşme ortaya çıktığı zaman hepsinde de bir iyileşme süreci ortaya çıkmış oluyor. Yakınlarının hastayla iletişimi, sağlık memurunun, hemşirenin, doktorların ayrı ayrı olmak üzere hastayla iletişimi, eczanelerin iletişimi, akraba, komşu ve arkadaşlarla hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim ve kabullenilmiş hastalıkla iletişim ve
kabul edilmeyen hastalıkla iletişim gibi pek çok boyutu var aslında iletişimin. Yani biz sadece hasta bakımından, hasta üzerinden değerlendirmememiz lazım. Aslında biz tamamını, yani onun iletişim içerisinde bulduğu, yani şu koronavirüs sürecinde nasıl ki bir kişi hasta olduğu zaman bütün ailesi, çevresi, yakınları bir şekilde bu koruma altına alınıyor. Tıpkı bunun gibi böyle bir değerlendirmeye gitmek gerekiyor. Sabırsızlık iletişim kurma yeteneğimize zarar verebilir. Karşıdakiyle anlamlı sohbetler yapacak kadar sabrı olmayan bir kişi düşünmeden konuşmaya eğilimlidir. Böyle biri aynı zamanda başkaları konuşurken sinirlenir. Bir de hasta olan kişi, hasta olanın çevresi sürekli talimatlar, sürekli bunu yap, bunu indir, bunu ye, bunu iç, bunu böyle dikkat et şeklinde yaklaşımlar ve yine valla seni hiç sokağa çıkmaman lazım, çok rahatsızsın deyip 10 dakika sonra ailecek sokağa çıkmak, onu orada bırakmak ya da dayım benim 3 ay yaşadı, sen gene iyisin bak, hayattasın gibi yaklaşımlarda bulunmakta bu süreci biraz baltalıyor. Aslında önemli bir noktayı da belirtmek gerekiyor ki sabah yani sabır çaba ile elde edilir ve bu çaba otomatik değildir. Yani daha çok bireyin iç benliğinin kontrolünü, büyük bir yoğunlaşmayı içermekte, her türlü zorluk, tehdit ve kayıplar karşısında gönüllü bir şekilde dayanma, duygusal, bilişsel, davranışsal boyutlarıyla yaşanan çözümleyici bütün psikolojik süreçleri içeriyor. Aslında sabırla beraber bu psikolojik dayanıklılık, öğrenilmiş güçlülük gibi pek çok aslında yeni literatürde kavramlar da var. Sabır aslında iki tane daha güzel kelimeyi de getiriyor. Azim ve sebat. Onun yerine de aslında bu şeyler kısmen kullanılıyor. Bu kavramlar. Burada peki ne yapmak gerekiyor? İletişimde özellikle. Yani biz hani sabırsızlanmaktan koşulları daha da sabırsız hale getirmektense aslında içerisinde kontrol edebileceğimiz süreçleri tespit etmemiz gerekiyor. Burada sosyal destek kavramı ortaya çıkıyor. Çünkü iletişimin olmazsa olmasıdır sosyal destek. Bu da ne? Yani bir kişi hasta olduğu süreçte ya da sağlığının tehlikeye düştüğü süreçte bir kriz yaşıyor. Bu kriz sürecinde de kriz zamanında kişilerin bu sorunlarla baş etmeleri konusunda yardımcı olan farklı kaynaklara ihtiyaç duyuyor. Yani bu kaynaklardan bazıları insanlar, bazıları yayınlar, bazıları hekimler gibi aldıkları ya da algıladıkları sosyal destek, yani bunun yönündeki bu iletişim, çevreden gelen doğru motivasyon ve onun kendisiyle ilgili doğru motivasyonu da kişilerin stres seviyelerini, yani bu sabırsızlığın aslında özünde ortaya çıkan seviyelerini daha düşük hale getiriyor. Sağlık durumları daha iyi dönüyor. Hastalıklarını daha çabuk kabullenip çok fazla üzerinde düşünmemeye başlıyorlar. Tabii kişinin tıbbi yardım alıp almaması, bu yardımın kim tarafından sağlanacağı gibi konular hepsi bu sağlık davranışının aslında birer sonucu. İletişim sürecinde aslında 11. devada da üstad alt temel bilgilerde bunu çok fazla ifade ediyor. Biz sadece hasta olan kişiye odaklanmamalıyız. Aslında onun çevresini, onun etkili iletişim içinde bulunduğu bütün kesimleri de sabır alanı içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Sağlık ya da hastalık davranışı grupları, aileleri aslında herkesi etkiliyor. Yani bu durum farklı sonuçları da beraberinde getiriyor. Konuşmalarda aslında kısmen ifade edildi. Yani burada biz hasta iletişimi dediğimiz zaman onu geniş bir dairede değerlendirmemiz lazım. Daha geniş bir çerçevede ele almamız gerekiyor. Burada bir eşi hasta olan bir insana ne söylenmesi gerekir? Anne babası hasta olan bir insana ne söylenmesi gerekir? Çocukları hasta olan
birisine ne söylemesi gerekir? Anne babası hasta olan bir çocuğa ne söylenmesi gerekir? Gibi gibi aslında iletişimin pek çok boyutu var. Burada biz direkt deneyimlerimizi, iletişimlerimizi paylaşırken aslında böyle bir çok yönlülükle olaya baksak çok daha bizim için kolay olacaktır. Zaten sadece 11. deva içerisinde bile 5-6 kere sabır ifadesi geçiyor. Ve orada geçmiş, gelecek, dün, bugün diyaloğu da dikkat çekiyor. Önemli bir konu. Yani burada biz nasıl bir iletişim kurmalıyız, nasıl bir şey söylemeliyiz ki kişi kendisini geleceğin elemleriyle, olmamış sıkıntıların stresiyle baş başa kalmasın. Bunları doğru değerlendirmek gerekiyor. Bunları bir çerçeveye koymak gerekiyor. Tabii iletişim özellikle hastalık konusunda bir panikle de ilişkili. Çünkü hastalığın ortaya çıktığından itibaren bir panik havası da beraberinde geliyor. Burada kişilerin çok fazla kaynak araştırmaları, çok fazla merak etmeleri, çok fazla sabır gösterememeleri ya da sabrı ve tahammülü birbirinden ayıramamaları süreci biraz daha zorluyor, güçleştiriyor. İletişim aslında hepimizin pek çok aşamayı birbirine getirdiği, pek çok farklı konuyu iç içe işlettiğimiz bir alan ve bu bitmeyen, sürekli devam eden, sürekli bir geri bildirim bekleyen bir konu. Psikolojik iyi oluş süreci için bireyin iletişiminde canlı kalmış olması gerekiyor.